Sakın sakın münakaşa etmeyiniz. Casus kulaklar istifade ederler. Ama haklıyım. Haklı olsa, haksız olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zanın bazısı ağır günahtır. Hucurat suresi 12. Pek casusluk yapıyor demezler de hizmete zarar veriyor. Bu. Ağızlarında bu. Risale-i Nur'a zarar veriyor. Umumu hukuka zarar veriyor. Sarkız gibi çiğnedikleri bu. Sanki hizmetin sahibi bu adam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Hazır mıyız? Sakın sakın münakaşa etmeyiniz. Casus kulaklar istifade ederler. Ama haklıyım. Haklı olsa, haksız olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Münakaşayı çıkartan haksızdır. Ama hakikaten hakkı var. Bir dirhem hakkı varsa münakaşa yaparak, münakaşa ile 1000 dirhem bizlere zararı dokunabilir. Şualar 321. Hak alırken diyelim ki Mehmet'ten hakkım var. Ya münakaşa çıkarınca bu kadar benimle hiç alakası olmayan, o hak hukukla alakası olmayan diğerlerin hukuku zayıf oluyor. Anlaşıldı değil mi? Yani hiç alakasız insanlar da ortamın içine düşüyor. Sonra merak ettim yani bu. Niye zarar ediyor? Münakaşa edilince mutlaka o alakasız insanlar da bir tarafın tarafgiri oluyor. Mesela diyelim ki Mehmet'le münakaşam varsa bana damarı olan Bayram hemen Mehmet'e doğru meyleder. Fırsatı ganimet kabul eder. Yani başka şeylerin türemesine vesile olur. Savaşta da öyledir yani devletler. Birisi birisiyle kapıştığı zaman o mevzu bahane ederek aslında arka taraftaki kininin, düşmanlığının oraya tarafgirlikle, öteki tarafa düşmanlık da gösterir. La hubbu al ve buzul ve buzul Ömer değil mi? Evet. Yani Ali olduğu için sevmiyor. Ömer'e buğz ettiğinden o buğzu Ali'ye muhabbet olarak gözüküyor. Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki inşikaka yani ikiye bölünmeye, iftiraka uzaklaşmaya sebebiyet veren münakaşa etmesinler. Demek ki münakaşa iki şey yapıyor. Ayırıyor ve uzaklaştırıyor. Sebebiyet veren diyor münakaşa. Ama hakkın hatırı olunca münakaşa nakıştan geliyor. Birbirini yapılandırır. Yalnız müdaveli-i efkar suretinde nizasız mübahaseye alışsınlar. Yalnız müdaveli-i efkar, fikir alışverişe ona alışmamız lazım. Acayip bir şey ya. Mesela müzakere yaparken de böyle sanki damara dokunmuş gibi ille dediğim olsun. Ama o çok şükür kırıldı ya. O bizim çeşitli dershanelerimizde, şehirlerde yapılan her dershanemizde var ya müzakere. O şey yapıyor. İlk önce kavga şeklindeydi alışmadıkları için. Sonra alışıldı çok şükür. Pazar çok acayipti o zaman. Bayağı doktor gülüyor. İlk gittiğin zaman sanki kavga edeceklerdi gibi. Şeyde bir mektup var abi Emir Dağ'da. Mustafa abi bu münakaşa benzer bir şey yapmış. Üstad'a diyor ki abi, hatta o nurdan kazandığı çok ehemmiyetli makamında atmak arzusu kalbe geldi. Münakaşa ettiği için. Münakaşa ettiği için. Tabii münakaşanın cinsi bu. Biraz merkeze dokunmuş. Haris de birisiyle münakaşa etmiş öyle. Mustafa Uruç abi değil mi? Evet abi. Aha. Mustafa Uruç kardeşimiz. Bu sen ne diyorsun? Dayındaki ama. Yani mesela dışarıda böyle inatlaşmak yapmayacaksın işte. Mesail-i imaniyenin münakaşa suretine bahsi caiz değildir. Adam daha beter oluyor. Daha beter itilmiş oluyor öteki tarafa. Başka? Hem münakaşa, münaza, mesail-i diniyede damarlara dokunacak tarafgirane mübahese etmemek lazımdır ki nur aleyhinde garazkarlar çıkmasın. Münakaşa
münazaa, yani niza etmek. Niza, yani çekişmek. Mesaili diniye de olsa damara dokunur, tarafgirliğine sebep olur. Bu tür mübahiseler, konuşmalar etmemek lazımdır ki nurun aleyhinde garazkarlar nasıl çıkar? İki güçlüyü gördükleri zaman o zındık hangisi hizmete faydalıysa onun aleyhinde olur, ötekisinin karşısında olur. İki güçlünün yanında o zındık ikisini de mahveder. Bir kere kuvvetlerini azaltır birbirlerini, sonra da döner onun da işini bitirir. Hüsnü zan etmek, suizan etmemek dusturu. 13. dustur. Dusturmuş. Esas değilmiş. Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zanın bazısı ağır günahtır. Hucurat suresi 12. Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Ayet değil mi? Ayet. Hucurat suresi. Başka? Sözlerden okuyorum. Hayat içinde hayattır. Ne? Hayatın hayatı. Hüsnü zanda emeli. Hüsnü zan içerisinde emel sahibi olmak. Emel. Arzu, istek. Canlı tutar insanı. Hatta bu Avrupa seyahatinde böyle insanlarda şunu gördük. Bugün de İrfan'la konuşuyorduk bu konuyu. İnsanlar canlı olmak için ümit arıyorlar. Yani bir insan, he Allah razı olsun, benim kusurumu söyledin, iyi oldu dese de diyemez. Yani başka bir yöntem bulmak lazım. Kusuru, kusura ifade etmek zaten vazifemiz değil de, güzelliğin, iyiliğin çapını genişletmek lazım. Kusuru o zaman ortadan kalkar. İnsanlarda ümit, zaten devamında diyor ki, hayat içinde hayattır, hüsnü zan içindeki emeli. Hem hüsnü zan, suizan da yeistir, emel yeisin zıttıdır. Hüsnü zan, suizan da birbirinin tersi. Suizan da yeistir. Saadet muharibi, saadeti, saadetle savaşan, hem de hayatın katili. Hayatın hayatı hüsnü zanla emeldi, hayatın hayatını da öldüren suizanla yeis. O zaman suizanla yeis hayatın katilidir. Adamın hayatını yok ediyorsun. Çok tuhaf. Bir daha. Hayatın hayatı, bu cümle başka nereye götürebiliyor? Bu ustad hayatın hayatı başka bir şey, bir şey diyor. Hatırlayan var mı? İmam. İmandır. O zaman hüsnü zanla emel imanın hassasıdır. Oradan çıktı bak. Bak hayatın hayatı hüsnü zanla emel, koy kenara dursun. Hayatın hayatı imansa o zaman hüsnü zan ile emel imanın hassasıdır. İman bunları temin ediyor. Suizan ve yeis küfrün özelliğidir. Sıfatlarıdır. Bu olması kafir olmuyor ama kafirin dünyası böyledir. Nasıl anlarız? Kafir Allah'a suizan eder. Allah'tan ümidini keser. Ayette söylüyor zaten. Kafir ümidini Allah'tan diyor. Ümidini alır ancak kafirler Allah'tan ümidini keser. Bak yeisle suizan Allah'a yapıyor ilk önce. Sonra kendisine yapıyor. Kendisine yapınca, şimdi şöyle bir ölçü çalışmıştım, çalışarak söylüyorum. Acaba ben münafık mıyım diye oturmuştum. Münafıklık yapabilirsin, yani bilmeyerek, şuursuz ama. Acaba münafık mıyım? Şu çıktı, endişe etmeyin, sonucu söylüyorum. Çalıştım ayağa. Münafık, münafık olduğunu bilir. Yani münafık, münafık olduğunu bilmese münafık olmaz. Fasık olur. Bakara suresinde diyor ki müminlere gelir diyor, sizdeniz diyor. Mealen söylüyorum bir mana. Sonra diyor o localarına giderler diyor. Münafık bahsinde geçiyor bu ayetin şeyi, ustad tesiri. Biz diyor sizdeniz, onlara da öyle kandırmak için söyledik diyor. Onları diyor, sefihleri diyor, Müslümanlar için söylüyor. Kandırmak için söyledik. Localarına gidip orada yaptığı münafıklığı ifade ediyor, izhar ediyor locasında. Hakiki kimliğini Mason locasında söylüyor. Ama orada amena billahi ve bil yevmil ahir. Allah'a ve ahirete iman ettim diyor. Cam mı açacaksın? Yok. Aç aç. Yani burada münafıklık yaparken acaba bilmiyor mu diyebilirsin de, ama oraya gidince diyor ben orada bunu kasten yaptım, münafıklık yaptım diyor.
Onun için münafık, münafık olduğunu bilir. Münafıklık yaptığını bilir. Acaba ben münafık mıyım? Suizandır kendine. Çünkü münafık şuurludur. Davasının şuurundadır. Bilerek yapıyor. Bilmeyerek yaparsa fasık olur. Çok acayip bir şey ya. O münafık vasım. Sizin zekavetiniz ve tedbiriniz benim tesanüdünüz hakkında nasihatıma ihtiyaç bırakmıyor. Fakat bu ahirde hissettim ki Risale-i Nur'un şakirtlerinin tesanüdlerine zarar vermek için birbirinin hakkında. Bak birbirimize ne yaparlar bak. Siz de benim aramda biraz zor olur mu da? Çünkü emsal değiliz. Emsaller arasında. Emsal olmak tezadın sebebi. Mütemayiz olmak, farklı olmak tesanüdün sebebidir diyor ya hakikat çekirdeklerinde. Bak ne yaparlar emsaller arasında? Ben bunu yaşadığım bizim emsal 37 tane emsal vardı Zeytinburnu'nda. Nur şakirtlerinin tesanüdlerine zarar vermek için birbirinin hakkında suizan verdiriyorlar. O var ya Mehmet, Mehmet şu var ya, bu kardeş var ya, ya git ya. Tamam da yani bir dil ver işte kenara koyuyor, koy işte. Öyle amel et demedim sana. Ama diye başlar. İşte eğer onu konuşturursan, onun ağzına iki tane koymasan böyle çakmasan, senden yal bulamadı, bayrama gidecek. Eğer dinlersen, adın gibi bil ki, el ceza min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Yaptığın o hatanın cezasını da o oraya gidecek, o onu dinleyecek. Senin hakkında konuşacak yani. Sen başkasının hakkında konuşmaya müsaade ettin diyeyim. Bil ki senin adına da müsaade ettin yani konuşsun benim hakkımda diye. Ceza amel cinsindendir. Suizan verdiriyorlar. Niye? Ta birbirini itham etsinler. Başka? Belki filan talebe bize casusluk ediyor de ta bir inşikat düşsün. Yani öyle de siz o bildiğiniz Hasan öyle ama Hasan var ya Hasan haindir. Hasan ben biliyorum falan yer adına çalışıyor. Çamura at izi kalmasa orada kalmasa izi kalır derler bu laflar. Bu biraz yemez. Niçin? Biraz bilinen hayatı mal olmuş hizmete, bunlara pek suizan ettirmez de derdimiz şu yani burada, emsaller arasında olur. Çok olur. Yani Furkan'a gelip de bana suizan ettirme tutmaz. Tutsa da onun pek zararı olmaz bana. Hani yaysa da pek olmaz. Bir daha söylüyorum, emsaller arasında olur. Emsaller arasında olur. Bunu çektik yani biz. Bunun sıkıntısını çok çektik. Böyle... Mesela derler, hizmete zarar veriyor. Senin hangi makama itiyorlar? Hizmeti koru. La bırak kardeşim hizmeti korumayı ya. Hizmetle kurtulmaya çalış. Bazıları da acayip kolunu sıvırıyor. İslamiyet'i koruyacağım. Ya bırak İslamiyet'i korumayı ya. İslamiyet'le kurtulmaya çalış. İslamiyet'i kurtarmayı bırak. İslamiyet'in sahibi Allah'tır. Hizmeti kurtarmayı bırak. Hizmetle kurtulmaya çalış. Hizmet'in sahibi Allah'tır. Sen yokken de vardı bu hizmet. Yokken vardı, olmadığın zamanda da olacak bu. Şu anda biz buradayız. Olmadığımız yerde hizmet yok mu? He doktor? Var. Şu anda siz burada mı var hizmet? Her yerde var. Sen orada mısın? Yok. Sanki hizmetin sahibi bu. Ne itham ediyorsun kardeşim? Hizmeti koruyor. Hizmetle kurtulmaya çalış ya. Bunu çok ceremesini çektik. Çok bedelini gördük. Hizmete zarar veriyor. Allah. Nereden bildin? Ben böyle anlıyorum külliyatı. Bu ona terstir. Ne olacak ki senin külliyatın anlayışına herkes mahkum olacak? Yani suizan verdiriyorlar. Suizan. Uygulamaya da gösteriyorum. Nedir o? Hizmete zarar veriyor. Pek casusluk yapıyor demezler de hizmete zarar veriyor. Bu. Ağızlarında bu. Risale-i Nur'a zarar veriyor. Umumu hukuka zarar veriyor. Sarkız gibi çiğnedikleri bu. Sanki hizmetin sahibi bu adam. Hürmet ve merhamet etmek vecizesini okuyorum. Ben gidiyorum takır tıkır ama bir şey iyi misiniz yani böyle? Bir tane atladınız abi. Öyle mi? İyi bakalım. Ha. Hele şükür. Takipteymişim. Takipteyiz. İhtiyaçtır terakkinin ustadı, sıkıntıdır
çok baklava yemenin sebebi Abdurrahman, böyle bir şey geçmiyor. Bir daha. İhtiyaçtır sarsılsınlar. Böyle ne oluyor falan. Öyle şeyde de yaptım Sultan Bey'le dün. Bir şey söyledim böyle. Moruldanmaya başladılar. Ön taraftakiler de gülüyor. İyi. Canlı demek ki. Çok hoşuma gidiyor. İhtiyaçtır terakkinin ustadı. Sıkıntıdır muallime sefaat. Demek sefaatin menbaı sıkıntı olmuş. Sıkıntı ise madeni, iki nokta üst üste, sıkıntı ise sıkıntının madeni, maden. Maden ne? Mesela bunun madeni nedir? Tahta. Sıkıntının madeni neymiş? Yeis de suizanmış. Peki bundan kurtulmak için ne yapar adam? Ümitsiz ve yeis olunca sıkıntı olur. Bayram sıkıntıdan kurtulmak için ne yaparmış? Sefate kaçıyor. Hadi bu şu videolara girelim. Hadi şu gezelim. Hadi şu kız suretlerine bakalım. Öyle geçiyor ya. Kaçıncı sözde geçiyor? Altıncı söz müydü? Öyle geçiyor. Suretlerine bakalım. He? Altı mı? He? Yedi. Bayram. Ne diyorlar? Zarar veriyorsun hizmete. Yedide de geçebilir. Yedide de geçebilir. Peki altıda bulan? Altıda ona benzer. Tam belki o şey onlar bilir de. O yedide geçiyor. Öyle mi? Bakayım altıda. Bak bak. Merak ettim. Altıda nasıl? Yani gözü altıda... gözü yerinde kullanmayacak. Kabam. Suretlere bakmak var mı? Yok. O altıda şey diyor. Aklını taciz şeyinden kurtulmak için sefahata atılabiliyor. Taciz atışı. Bir baksın ya. Böyle bir uyuşukluk gitsin ya. Bir baksın ya. Doktor. Hasta mısın? Orada da sefahat atını daha yazıyor. Iyi. Daha iyisin. Bak bak. Doktora ne yapmış Gafur? Doktor dedi başım çok fena ağrıyor şöyle şöyle. Bundan medet beklerken doktor bu da dedi ki he benim de ağrıyor. Doktor. Hakiki doktor bu işte. Yoksa öyle mi ya falan evamını tahrik etti. O zaman doktor olurdu. İlaç yazdı. Evamını tahrik etti. Ne büyük doktor. Bir şey yok dedi. Bir şey anlamadı. Buldun mu abi? Şey var işte bu kar zarar var ya burada. He. İşte gözüm şey. Söyle. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan. Ka. Geçici devamsız bazı güzellikleri, manzaraları, seyir ve şehvet ve heves-i nefsaniyeye bir kabak derekesinde bir hizmetkar olur. Tamam. Bir de yedidekine bakar mısın? Kız suretlerine bakalım diye geçiyor. Hey arkadaş gel gel beraber işlet edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Üç tane. Surete bakmak. Bir de? Hoş şarkılar dinlemek. Hoş şarkılar dinleyelim. Bir de? Tatlı yemekleri yemek. Tatlı yemekleri. Baklava demiyor. Tatlı yemek. Hadi bakalım. Bir daha. Mazi misin? Canlı ol. İhtiyaçtır terakkinin ustadı. Buluşlar nasıl yapıyorlar biliyor musun? Şu anda savaş ya. Herkes silahını meydanda deniyor gizli gizli. Yani ben böyle bir silah kullandı bu adam. Ben de böyle bir şey yaptım. İhtiyaç terakkinin ustadı olmuş. Sıkıntıdır muallime-i sefaat. Sıkıntıdır muallime-i sefaat. Sefaate malim olmuş. Öğretmen olmuş. Sıkıntıya düşen ne yapar? Ondan dolayı ehli dünya yani. Bu sefer sefaate kayıyor. Niye kayıyorum sence? İzah etmek için unutmak için. Şimdi ben size bir kanun söyleyeyim böyle çok ilginç. Mesela içki içerek adam sıkıntısından kurtulduğunu zannediyor. Oysa örtüyor, unutuyor. Bak şimdi ehli dünyanın çok ilginç bir şeyi. Ehli dünyanın zannettiği o özel hayat dahi söylüyorum her şeyi. Lezzet dedikleri şey, zevk dedikleri hiçbirisi değil. Kendini unutmanın, derdini unutmanın adına zevk demişler. Lezzeti hakiki o değil. Bak bir daha söyleyeyim. Sıkıntı değil. Dişim ağrıyor. Oh. Ağrım gitti. Of be ne kadar güzel lezzetli hayat varmış. Lezzet mi bu iş? Onlar sıkıntının gitmesine lezzet diyorlar. Lezzet o değil. Bu zevktir. Zevk elemin gitmesidir. Lezzet ise elem olsun olmasın. Zıttı olsun olmasın. Ruhta hissedilendir. Bu mevzu nerede izah ediyor? Yani zıtsız lezzet, lezzet olur. Bu zıtı var. Dişim ağrıyor, ağrmama hali. Buna zevk diyorlar. Zıt var. Dişim ağrıyor, ağrmasın. Gidince ağrısı,
Buna ne deniliyor? Zevk. Ama zevk olmadan olan lezzetlere lezzet denilir. Zevk denmez. Nerede geçer bu? Mehmet. Yani zıtsız lezzet. Lezzeti hayat, lezzeti şey olsun. Harika. Lezzeti vücut, lezzeti hayat, lezzeti iman. Mesela imanın lezzetini almak için kafir olmaya gerek var mı? Lezzeti vücut, vücudun lezzeti almak için yok mu o zaman? Lezzeti hayat almak için hayatımızı mı bırakalım? Zıtsız. Kaç tane var orada? Sayan var mı? Gibi diyor. Ya işte arkadaşlar, bu o kadar acayip bir şey ki, iman zıtsız lezzettir. Ameli salih de öyle. Ruhta. Ya mesela bir daha söyleyeyim. Dişten misal verdim veya sıkıntı. Adam gitti içki içti. Adam ha 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 hu 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 lakana lukana Fenerbahçe Galatasaray ile meşgul oldu. Unuttu. Haber de öyle diyor. Haber niye menüs lezzet veriyor? Hatırlayan var mı? Haberler niye menüs lezzet veriyor? Neyi yok ettiği için? Niye haber hastasıyım diyor adam? Yani bak, haber hastasıyım diye niçin haber hastasıymış? Sıkıntısını unutmak için, haber kendisini unutturduğu için haber hastasıyım diyor. Haberin hastası değil. Sıkıntısından kurtulmanın yolunu bulmuş zahirde. Nerede yazıyor bu? Bayram. Üzdün beni. Bul. Emirdağ 1, 58. Emirdağ 1, 58'de haber hastasıyım. Haber hastası olanlar sıkıntısından kurtulmak için o kanal dinledi. Bir saat. Bazı öteki kanala bir saat de o. Allah bereket versin. 7'de oturduk televizyon karşısında. 11 oldu. Şimdi pestilim de çıktı, bir yatayım. Yani 3-4 saat eleminden kurtardığı için menüs lezzet veriyor. Oysa lezzet değil. Çünkü haber hep üzer. Haberden sonra hiç böyle adam gördünüz mü? Of be! Ne iyi ki bu haberde muhatap oldum. O kadar keyif aldım ki yani. Haber beni çok rahatlatıyor. Yok, hepsi moralı bozuk kalkıyor. E peki, moralı bozuk kalktığın halde niye o kanaldan o kanala 7'de oturup 11'de 12'lere kadar oradasın? Harice çıkartıyor beni kendinden. Kendini unutturmaya çalışıyor. Hakiki vazifelerden gelen diyor, ihtiyacat ve yapmaktan gelen... Yapmak mı? Yapmamak. Yapmamaktan gelen tevrimat muvakkaten unutulduğu için. Muvakkaten yap, o yapmadı ya. Mesela ruh sıkılıyor, akıl rahatsız, kalp rahatsız. Yani o vazifeyi yapmamaktan gelen teellümat var, elem alıyor. Teellüm, tefaül, yani kendi üzerine dönüyor. Yapmamakta kendimi azap içine koyuyorum. Harici bir elem değil. Teellüm, kendi üzerinde, kendisi kendisi üzerine döner. Kendisi kendisine sebeptir elemine. Ruh gıda yapmayınca, vazife yapmayınca, işlemeyince tefaül babı, o kendisi sıkılıyor. O zaman ne yapıyor? Ondan kaçmak için bir yol bulmuş. Adam 60 yaşında. 20-30 yaşında değil, kendi cilsin, maça gitsin, koştursun, kızların peşine koşsun, şöyle yapsın, böyle yapsın. 60 yaşında, 50 yaşında adam evde kanaldan kanala, kanaldan kanala. Haber hastasıyım. Haber hastası değilsin kardeş. Sen sıkıntı hastasısın. Diyor ki abi, menhus bir zevk veriyor. Menhus bir zevk veriyor. Veya tehlikeli bir yeğse düşüyor. Veya tehlikeli yeğse düşürüyor. Ondan sonra Allah'ın rahmetinde ömrünü kesiyor. Kesiyor. Yok musun ya adli ilahi? Dettiriyor. O haletle, o şefkatın ifratından muvazenesizliğe geçmiş şair, öteki de tarihçi bunu zındıklıkla itham. Yani zındıklık gözükebilir kelam, ama ne güzel demiş usta. Kelam ve davranış münafıklık olabilir, ama münafıklığın alameti olur, ama dalaletin, ama kendisi dalalet dal olmaz. Risale-i Nur ne güzel şeyler getirmiş. O haletler üzerine bomba yağıyor bu adam, şair. Türkiye, Osmanlı'nın son dönemi. Siz, senden rahmet istiyoruz, sen bize gadap gönderiyorsun. Yani bir, niye derslerin başında tarih kaç? Nerede dersin adı ne? Kim ne dersi yapıyoruz? Sebebi nuzul olsun diye. Ayetlerin de bir tefsir sebebi, sebebi nuzuludur. İki,
ki soran kişilerdir. Yani bu da tefsirin bir sebebi unsuruymuş. Ya ama hemen zahirde küfürle itham eden düşünsün diyor usta. Yani değil adam 75 Kastamonu'ya göre ifrat-ı şefkat maraz getirir. Ruhu hasta olmuş ifrat-ı şefkatten. İfrat-ı şefkat maraz getirir, maraz, hastalık yapar. Şefkatin ifratı bu. Biz senden rahmet istiyoruz, sen gadab gönderiyorsun. İfrat-ı şefkat maraz doğurdu. Şey diyor, maraz-ı ruhi sakami kalbidir diyor. Küfre yakın olur diyor, küfür demez. Hatırladınız değil mi? 75 emir şey Kastamonu. Layıkalar hakim olacaksınız diyor. İttihad-ı İslam'ı isteyen birinci derecede iman hizmetinde Oruçlu abi çok sorardı. Bulmaca gibi. Adam İttihad-ı İslam istiyor. Hilafetin birinci derecede istiyor. İman hizmeti ikinci derecede olsa da olur, olmasa da olur. Veya olsun ama ikinci derecede. Birinci derecede hilafet olsun, İslam dünyaya hakim olsun. En çok istediğim budur. İman hizmetini kale almasa fazla, ciddi almasa o derecede. Buna ustad iki yerde ne diyor? Ehli dünya diyor. Kastamonu'da bir yerde de hayatperest diyor. Hayatperest insanların nazarında. Peki neresinde geçiyor bu? Ehli dünya ve hayatperest insanların nazarında birinci derecede iman hizmetini görmüyorlar. Bu laika işte. Ya ölçüleri görüyor musun? Dengeye bak. Bir tanesi 190'da, diğerinizi siz söyleyin bakalım. Kastamonu 190'da. Hayatperest olur mu? Rüşşab şöyle der. İttihad-ı İslam'ı birinci derecede İslam hakimiyetinin küfre yumruğu vuracak. Böyle bir 58 İslam devletin birinci derecede isteyen adama ehli dünya denilir mi? Hayatperest denilir mi? Çünkü devamı değil o. İman hizmeti olursa İttihad-ı İslam ve İslam ruhu devam eder. Araban, motorun çok iyi ama benzinin yok. İman kadrosu, iman hizmeti İttihad-ı İslam'ın lokomotifidir. İmanı tahkiki olan İttihad-ı İslam'ı ister. Ben misal vereyim. Siz vicdana bu üçüncü yerde söylemiş olacağım. Gazze halkı İstanbul'a gelse, o gece teheccüde kalkıp da dua eden o Müslüman, kirasını 2-3 katına patlatır mı patlatmaz? Ya Rab Gazze'lere yardım et. Geldi Gazze'liler, reis getirdi. Kira 20 lira, 30 bin lira. Lan ben gece dua etmişti. Sahte Müslüman. 13 bana diyorlar, niye bu kadar kişinin duası kabul olmuyor? Çünkü samimi değiliz ki. Kirayı patlatırız biz. Öyle yapmadık mı? Ahırları bile Suriyelilere kira verdik. Kirayı 3-5 katına çıkarttık. Şimdi 3 bin liradan şimdi 20 bin lira vereceksin diyor. Bugün bir tanesi şey diyor ki İrfan. Abi diyor adam diyor 1500-2 bin liradan 15 bin istiyor diyor. Allah'tan hiç korkmuyor musun ya? 1500 ya 2500 ya 1500. Şimdi bu sayı yalan söylüyor. Ben oturacağım çık diyor. Ama bu dua diyor ve gözümüz yaşlı diyor Gazze için diyor. Şimdi samimi mi bu? Bunun duası olur mu? Sayfa 110'da geçiyormuş abi Kastamonu. Oku bakayım. Demek ahiret arzusunu ve dini vazifesini uhrevi meyveler dünya hayatına bir dirsek bir basamak gibi yapıyor. Bu değil. Bu kamiyete de girer aslında. Girer de bu net değil. Yok ya şey değil. Bu hayat-ı pere yani... Dini hizmetleri burada istiyor ki güzel rahat yaşayayım. Eğer benim Kastamonu getirirsen sen Muaz getir. Sen bu o kalkana kadar Kastamonu getir. Muaz şimdi indirir. Çok önemli olduğu için Rüştü bize çok sorardı. Onu canlı tutardı bize. 15 günde bir, ayda bir onu anlatmasa durmazdı. Bir de bir şeysini söyleyeyim. 15 günde bir bize fırça atmasa, kızmasa Rüştü abi bizden ümidi kesti de diye korkardık. Yani bağırmıyor, ilgilenmiyor. Çıkmıyor, derse gidiyor, derse iniyor. O seyyar bir tane panosun telefonu vardı. Onunla eğer inmezse, böyle bir şey yapmasa, dairelerimize dolaşmasa, kızmasa, Rüştü abi bizden ümidi kesmiş galiba ki ilgilenmiyor. Bize may zemzem gibi geliyordu fırça attığı zaman. O kadar hoşumuza gidiyordu ki. İnan herkes ama. Ondan sonra bir tanesine demiştim ki hiç unutmuyorum. Şimdi araba şey parça satıyor. Dedim ya Rüştü abi nasıl fırçayı attı sana. Doğru dedi. Duvarım çok çirkin dedi de boya dedi. Fırça atınca dedi duvarım düzeldi dedi. Ya bak nasıl yorumladı. Evet şimdi öyle
kızdı da kızma şöyle dursun, cephe almak, başka şeyle düşüncelere girmek değil. Tam hoşumuza giderdi. İnan hoşumuza giderdi. Çünkü benimle alakadar. Sokaktaki insanla niye alakadar değilsiniz? Niye değilim? Hiç umurumda değil sokaktaki. Niye? Benimle işi yok ki. Ver Muaz. Hayat perest niye bulamadın Mehmet? Birincisini okuyorum. 190 bir tanesi. İkincisini de şeyde Emirdan'da anlatıyor. Rivayet-i hadisiyede tecdidi din hakkında ziyade emniyet ise imanı hakaitteki tecdid itibariyledir. Fakat efkar-ı ammede bir hayat perest insanların nazarında zahiren geniş ve hakimiyet noktasında cazibedar olan hayat-ı içtimai İslamiye, İslam'ın cemiyet hayatına hakim olmasını ve siyaset-i diniye cihetleri daha ziyade emniyeti göründüğü için İslam hakimiyetini ve siyasi hayatın cemiyete hakim olmasını iman hizmetinden daha emniyeti göründüğü için o adesiyle, o noktayı nazarla bakıyorlar. Mana verdikleri için hayatperest insanlar oluyorlar. Emirdağ 1, 267 şey yapar mısın? 193'te de var bu mana. Ama de bakma, hadi gerek yok. Emirdağ 2 dedim ya şey Kastamonu. Bak bir tanesi şurada. Bak hayatperest insanlar uzanın. Şimdi ikincisi atıf yapmışız bak. 190, burada. Risale-i Nur'un hakikatleri ile şakirtlerinin şahsı manevisiyle tezahür eden fevkalade iman hizmettir. Bak, iman hizmeti rastgele renk boyanmamış. Bak, Risale-i Nur'un hakikatleriyle şakirtlerin şahsı manevisiyle tezahür eden fevkalade iman hizmettir. Bak, iman hizmeti. Emniyeti bir kısmını bir çare tercümanına vermek, ehli dünya ve ehli siyaset ve avamın nazarında birinci derece ve hakikat nazarında imana nispeten ancak 10. derecede bulunan siyaset İslamiye. Ruşlar dedi ki siyaset İslamiye birinci derecede isteyene nasıl ehli dünya denilir ya? Ehli dünya ve hayat-ı içtimai ümmete dair hizmeti. Ne diyeceksin? İslam'a ve Kur'an'a hizmet için. Risale-i Nur'un hakikatleriyle. İki, şakirtlerin şahsı manevisiyle tezahür eden fevkalade iman hizmetlerini, fevkalade iman hizmetlerin emniyetli bir kısmını bir çare tercümanına vermek. Ustad, ustattır. Ve ehli dünya, ehli siyaset ve avamın nazarında, kimmiş ehli dünya? Birinci derecede hakikat nazarında imana nispeten ancak 10. derecede bulunan siyaset İslami. Siyaset İslami isteyen, ehli dünya olur mu ya? Akıl gidesi geliyor ya. Ehli dünya siyaset İslami ve hayat içtimai ümmete dair hizmeti kainatın en büyük mesele ve vazife ve hizmet olan hakaik imaninin çalışmasına raci gördüklerinden siyaset İslami hilafeti birinci derecede iman hizmetinden daha emniyeti gördükleri için ehli dünya, burada ehli dünya diyor. 190'da kaçtı? Hayat perest diyordu. Görüyor musunuz farkı? Bak, hayat perest buraya ehli dünya. Yo, bunu yakalayacaksın abiler. Bu sana niye doktorum hizmet ediyormuş? Siyasi Mehdi Ali Resul olduğu için. O değilse peki ne olacak? Gayb açılsa hizmet etmeyecek. Sebebi buydu hizmetin. Ama ben imana, Kur'an'a, Risale-i Nur'la hizmet edeceğim deyince ustadın makamı ne olursa olsun. Peki bize uygulayalım. Şimdi şurada tam şey oldu, karıştı sanki. Siyaset-i İslami isteyen direkt ehli dünya mı? Yoksa iman hizmetinden yüksek gören mi? Tabii. Yüksek gören değil mi? Yüksek gören. İsteyen ehli dünya değil denmez. Tamam. İman hizmetine göre birinci derecede emniyeti görüyor ondan. Yoksa cemiyetteki Müslüman... Üstad kendisi de istemiş iddianıyız. Bekliyoruz demiş. Tabii o değil. Biri iman hizmetinden daha mıyım? Hani derler ya, siz çiçeklerle, böceklerle ne uğraşıyorsunuz? Hani keleş, hani top tüfek? Çok şükür gene Müslümanlar yaptı. Bunu bize itham eden o zındıklar var ya, Müslümanlar ne yaptı? Görsünler sahada ne yaptı. İnsansız uçağından, Kora sistemine kadar gene Müslümanlar yaptı.
Siz ne yaptınız? Var olan Osmanlı'nın uçak fabrikasını İtalya'ya komple fabrikayı söktünüz, verdiniz. Başka ne yaptınız? Zeytinyağı yemem ben medeniyim medeni şarkı yaparak o Amerika'ya zeytini kökten söktürüp gemilere yükleyip Amerika'ya çaldırttınız. Siz de nebati yağı bu millete soktunuz. Böyle misal vereceğim ki can alıcı aynı. Başka ne yaptınız? Camileri yıktınız. Meyhaneye çevirdiniz. Gayrimeşru yerleri yaptınız. O Müslümanlar ne yaptı? Müslümanlar bak toparladı ve canını okuyor onların şimdi. Müslümandır o İHA-SİHA'ları yapanlar. Bir taneniz yaptınız mı? Var mı bir tane? Siz ne yaptınız? Evet yaptıklarınızı söylüyorum. Ben söylediklerim yok de hadi. Peki buna bu işi yaptıran nedir bu adama? Bu siyahı iman, 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 iman yaptır. O zaman İslam hakimiyetini, hilafeti, din şeyini, cihat ruhunu yaptıran imandır. Ölümü sevdiren imandır. Ölümden korkturan küfürdür. Yeis mani erkemaldır. Diyor ya. Bakıyorum. Yani iman hizmetine göre 5. 6. sırada görüyor siyaset İslam'ı. İlk önce buraya ehli dünya diyor. Görmeniz farklı tabirleri görmenizi istiyorum. Burada da hayat perest insanların nazarında. Zahiren geniş şu hakimiyet noktasında cazibedar olan hayat içtimai İslamiye. Çok acayip ya. Acayip, he? Acayip bir süre. Ne kadar? Hakkına değil, hayat perest olduğundan dolayı hakimiyet İslamiye istiyor. Yani. Zahiren sanki İslam hakimiyetiymiş gibi gözüküyor. Yok. İlk önce iman hizmeti. İlk önce iman. Allah Resulü geldi. İlk önce iman. Mekke ayettir. İman. Sonra Yesrib. Neresiydi? Medine. Sonra medeniyetin kurulduğu Yesrib medeni oldu. İlim, irfan. Avrupa'da medeniyeti Endülüs İslam Devleti götürdü. Avrupa'da 600 sene tıbbı hangi kimin kitabını okuttular temel? İbn-i Sina. Sıfırı bulan Araplardır, matematiği böyle çözmüş. Sıfır matematiğin temeli, bütün fenler de bunun üzerine kuruldu. Sıfır öyle bir şeydir. Ya ne yapıyor? Somutu soyuta, soyutu somuta çevirme yöntemidir sıfırı bulmak. Sıfır yok, bir de yoktur. Bir de yoksa fizik de yok, kimya da yoktur. Sıfır yoksa bir var mı? Yok, bir yoksa da fizik yok, tıp da yok. Sinüs, kosinüs, tanjant, kontanjant bunları alan ve hacim ölçülerini yapan gene Müslümanlar vesaire. Çok şükür. Ama şimdi gene Müslümanlar şahlanıyor. Atom 800 sene önce ilk parçalayan Müslümanlar. Müslümandır. İlk uçan, Karaköy Kulesi'nden uçan gene Müslümandır. Osmanlı'nın son zamanında bile İslam düşmanları uçağa bile bakıyorlarmış. Gösteri yapılıyormuş pilot da. Adam oturmuş oraya bakıyor. Ondan sonra birkaç sene sonra uçak fabrikası yok. Komple temelini sökmüşler anlayan şeye, İtalya'ya vermişler. 100 tane de Hollanda uçak siparişi vermişti. Bir bakın Osmanlı'da uçak fabrikası diye girin görün. Ne olmuş sonra? İtalya'ya verilmiş. Komple temeli sökmüşler. Başka ne yapmışlar? Nebati yağı almışlar. Tereyağı zararlıymış, yumurta zararlıymış. Zeytinyağı şarkı yapmışlar. Ben zeytinyağı yemem, medeniyim, medeni. Yürün görün. Sonra bu zeytini komple söküp gemilerle götürmüşler. Sonra sana 1 milyon dolar kredi vereceğiz. Şurada kullanacaksın ama bir de şunu yapacaksın. Ecevit'e dediler. Şeker imal etmeyeceksin. 2. Ada pazarında o Mısır fabrikası fabrikası orada şeker imal ediliyor. Uyduruk şeker. Ada pazarında Körfez'de orada fabrikayı onaylayacaksınız. Orada genetiği bozulmuş şekerle şeker imal ediliyor. Amerika'nındır. Niçin hocam? Çünkü bilmem bir kiloya kaç bilmem ne kadar kilo su gerekiyormuş. Adapazarı'nın o körfezindeki yer dibi su çokmuş. Onu bulmuşlar. Başka ne yapmışlar? Polatlı'daki Sakarya'yı düz akıttırmışlar, söktürmüşler kredi vererek. Siz o yılan şeklindeki akışını değiştirin. Hiç tozu dumanı katarak direkt aksın, buharlaşma olmasın, bitki veya işte canlılar olmasın diye o Allah'ın yaptığı zıkzak böyle yılan gibi
Sakarya nakışını düz yaptılar. Şimdi onu bu hükümet bir ara yapayım, eski haline getireyim diye ama çok şey istedi. Böyle zıksak. Görüyor musunuz neler? Keşke bilmesem de öfkem olmazdı. Sakarya düz akıttılar. Anlatırken abi diyor ki üstad bunların hepsine o zamanlar hemen hemen şahit oldu. Biliyor. Nasıl gitti de adam iman hizmetine ben olsam komple ekibi toplar. Hurra vallahi kafasını indiririm. Aa, çok büyük bir şey yani yapabilirsin. Çok zor değil. Şu anda zor duruyorsun. Değil? Yani en büyük cihatı yapmış ama nefsine karşı durmuş yani. Burada dursun. 97. sayfada koyduk. Senin dersin hazır mı? Var mı dersin hazırla bize takdim edin. Ben de geçeyim dinleyeyim. Tamam. Konusunuzu var mı? Sonra kimin hazır varsa. Muaz var mı senin dersin? Yok abi. Doktor senin var mı? Ben Abdurrahman abiye veririm abi. Bana vermesin İpek. Abdurrahman'a vereceğim. Yok. Ben ders hazırlayayım var mı? Var. Varsa tamam. Şey bayramdan sonra bir gün de şey yapacağız. Yok. Niye yok? Mehmet senin var mı? Var abi 14 filet var abi. İşte ne var? 14 filet. Uzman. Yok. Çalışmaz. Tamam. Sonra demeyin ki ben kabire gidince bu adam vardı ama bize imkan vermezdi. Benim zamanımda benim şimdi böyle karşınıza oturup çıkarsanız her yerde ders yapabilirsiniz, rahat edersiniz. Daha özgüveniniz olur. Daha böyle rahat olur. Daha gelişirsiniz. Ama bizim o zamanın şartlarına göre bizde öyle bir şey yoktu. Ben defterime yazmışım ki inşallah böyle bir şey olursa beraber yürüdüğümüz arkadaşlar bu şeylerin ders takdimlerini benim yanımda yapacak. Hazırlayın, takdim edin, hizmet edin dininize, davanıza hizmet edin. Yani hakim olun mevzu şeylere. Tamam külliyat okuyorsunuz da yani araştırma yapın. Bir gün, bunu da söyleyeyim. Kalemi böyle koydum. Sungur abiyle Rüştü abi ders yapıyorlardı 1985'te Fındıkzade'de. Onların önünden kitabı alıp da çay vereyim dedi Mehmet. İyi bak. Ha böyle koydum. Kitabı alıp götürecektim. Ahi dur dedi Sungur abi. Koy. Bunun üzerine bir şey koyma dedi. Bunun üzerine dedi. Bir Kur'an'dan başka bir şey koyamazsın. İlmi halde koyma dedi. Kur'an'ın hakikatlarıdır. Bunun üzerine Kur'an koyacaksın, bunu koymayacaksın dedi. Sungur abi hassasiyetini gördü. Buraya dedi, ilmi abine koymayacaksın. Vay 1985. Böyle, o kadar etkilendim ki hala size bunu taşıdım. Çok şükür, böyle insanlar vardı. El-Fatiha. Thank you.